Bediüzzaman bu çağa uygun, Kur'an'ın bu çağa uygun yaklaşımını önümüze koydu. Behemhal bu felsefe yükselecektir. Herkesle varlığım üzerine iddia girebilirim. Çok daha kısa zaman kaldı. Yani şimdi bakın, bu ülke adeta diyor ki yeni imanlar, imanların güçlenmesi sayesinde. Çünkü adeta biz bir yeniden silinme dönemi yaşadık. Tabii. Hiçbir İslam yurdu şeyi bizim gibi uygulamadı. Laikliği bizim gibi uygulamadı. Bizde laiklik İslam'ı, yerel yönetimi, yerel inancı yok etmek için kullandı. Bunu sonra bir şey de kabul etti, daha doğrusu itiraf etti. Fransız bir sosyolog dedi ki bizim Türklere dayattığımız şey müstemleke ülkelerine verdiğimiz bir laiklikti. Onların bizim anladığımız manada laik olmalarının şansı yok. Oradan laiklik kendi dinlerini inkar olarak anlaşılacak diyor. Dayattıkları buydu. Bu vecri uygulandı. Zorla uygulandı, kasten uygulandı. Ama ben bunun dahi Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olduğuna şahidim. Neden? Çünkü bulanmış olan kalplerimizi kopardı. İslam'dan uzak durduk. 15-20 sene gibi bir süre. Hiç kimse İslamiyet ile bağ kuramadı. Tazelendi. Şimdi yeniden iman ettik biz. Yani 45'lerden 50'lerden sonra biz yeniden iman ettik. Bu yeniden iman kaynağa yönelmekle başladı. Yani hadisin kaynağına yöneldik, Kur'an'ın kaynaklarına yöneldik. Yani Türkiye'de ilk defa Kur'an'ın etrafında oluşmuş kitaplar, Kur'an adına oluşturulmuş kitapların başlı başına problem olduğu Türkiye'de tartışılmaya başlandı. Yani Kur'an etrafındaki tefsirler, kelamlar, yani kutsiyeti, toplum çünkü ancak kutsiyete itaat eder. Kutsiyeti zayıflatan unsurları ortadan kaldırmak gerektiği tartışıldı. Aslında bugün hadislere yönelen, tasavvufa yönelen, eleştirilen büyük bir kısmının sebebi bu. Çünkü Kur'an adına tefsir yapanlar, Kur'an adına tasarruf yapanlar, Kur'an adına kitap yazanlar onu anlatmak için öyle kalın perdeler ördüler ki biz Mehmet Ali Efendi ne diyor diye baktık. Biz Bülent Efendi ne diyor diye baktık. Halbuki Kur'an ne diyora bakmak lazım.